Cihaz almanın ve satmanın kolayı EasyJab, Tatava'yı sunar. Yeni toksik flört trendi, mid-mute date. Son dönemde çok toksik flört, flört ee, tabir var. Hafta sonu Yok. ilişkisi. Şimdi bunun ghosting. Tabiri. Ghosting. Ee, gaslighting. <laughs> ee, Gaslighting bir de bir şey... Bu ha? Bu, la, bu, la bombing. Bombing. Önce la, la bombing. Bombing. Önce la bombing. La bombing de ilgiye boğma. Love Bombing. İlk başladığımda Love Bombing. Mı? Sonra Ghosting. Sonra Gaslighting. Hani sen kafanda kuruyorsun o. Gaslighting. Ghosting sonra arazi olma. Çalıların arasından seke seke kaçma. Sonra kara toprak. <laughs> sonra kara toprak da. Ee, şey ne derler onun adına? Bread crumbling varmış bir de. Ne? Bread crumbling. Bread? Ekmek kırıntıları. Bread crumbling. <laughs> Ondan sonra hani işte orada yeni bir bir tabir. Bu mesela neymiş bu? Perşembe Abi, pazar. bu da şöyle. Bu tür flörtlerde partner tipik olarak pazar gününden perşembe gününe kadar çok az iletişim kuruyor. Genelde çok yoğun olmak ya da müsait olmak gibi hokkabazlıklara başvuruyor. Hokkabazlık demeyelim de işte gerekçeler. Hokkabazlık diye yazmışlar değil mi? Evet. <laughs> ya bunu yazan hanımefendi. <laughs> muhtemelen hanımefendi böyle. Canını yapıyor. yakmışlar bence biraz. Ee, geldiğinde bence birden size mesaj 143. bırakıp plan peşinde koşuyor. Şimdi şöyle. Bazen evet. de hayat şartları da oraya getirebilir tabii. Şimdi o kadar da kesin yorumlamamak lazım. Aslında bunu baştan söylesen problem yok bence. Ya ben hafta sonu değit arıyorum falan. Çünkü ben hafta çok çalışıyorum abi. Hiçbir zamanım olmuyor. İşte Abi bu arada şuyum büyüm. ama işte hafta sonu da yani şöyle bir gerçek zaman var. geçirmek istiyorum. Gel beraber olalım plan diyebilirsin yani. Yani şimdi benim, yani, yani ben bizim mesela hayatımız evet, tam hafta sonu gibi değil de Zaten bizim asıl ana mesaimiz hafta, için. hafta sonu olduğu için orada da böyle ister istemez böyle bir... E, sen yanıt ver. Var mı böyle bir şey? Sen mi yap? Yani sen mid, mid yani, Date mi? Bir şey yapıyor musun? Sen yap. Yani senin, senin şöyle olabilir. <laughs> ben hafta sonu benim. yoğunum. Çünkü maç izlemem lazım. Tabii. İşte salıları da tatamam arkadaşım. var kardeşim. Senle biz çarşamba, cumartesi Ta takılabiliriz. O aralar, aynen. Oraları ve <laughs> <böyle> haftayı <laughs> dengele, dengele Yani sen ya. o, yani sen bunu, bu, içerisinde. Mesela bunu baştan söylesem bu mid-mood date olur mu? Bence o olmaz çünkü mit sanki biraz Söylemedi. daha böyle evet. Söylemedi. Bir Ali Cengiz oyunuyla böyle bir yalanda olanla ben hafta sonumu ya da hafta içimi mi ayırın falan gibi Doğru bir e, planlama. Ama bence baştan söylesen olmaz yani. Hatta canım zaten diye. bence de kabul ediyoruz. Alan razı veren razı yani. O zaman öyle olur evet. Aydın'da belediye otobüsü şoförü kontrolden çıkan bir su dağıtım aracının camından içine atlayıp el frenini çekerek izledim mi bunu? Yok. Durdurdu. Bakalım. ben tabii yani, daha böyle aksiyonlu bir şey zannediyordum ama gene de... Ooo çok güzel hareket. Ba Baba James Bond yapsa... <laughs> Tabi. Sev, alkışlarsınız. Beğenirdiniz. Ama Aydın Aydınlı Aydınlı <laughs> abim yapınca adamsın ya. Bak bak bak. orada Arada boşa, önce boşa attı. Kurtarmış arabayı abi adam. Arabayı da yani piyango. Sen hiç böyle bir şey gördün mü yolda benim başıma geldi böyle kayan sahipsiz Karşı araba. Karşı şeritten. Ne diyorsun? Böyle düşerek geldi bizim şeridimiz üstüne takla ata gitti. Uzun yolda tabii eski yolda. Ne diyorsun? Eski ya? İzmir yolunda. Bu yeni yol açılmadan evvel gidişli geliştiriyor o yollar. Hmm. Ortada böyle çukur vardır. Böyle şey çukuru, su çukuru Aynen. gibi. Oradan karşıdan arabanın bir tanesi geldi. Böyle bir kamyonet de hatta. Belki kalp krizi geçirdi artık ne olduysa adamcağaza. Ha abi. bir temas, bir başka bir araçla bir şey yok. Çarpışmadı adam. Giderken Böyle birdenbire buraya doğru kırdı. O Zaten çukura girince döndü araba. Sonra iki teker üzerinden bizim şeride düştü. Yan taraf şeydi böyle tarla gibi bir şeydi bunun gibi. Pat 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 taklattı. Tabii hemen aradık şey filan. Güzeldi ama artık ne olduysa adam caza. Ama şöyle bir şey görüp yani o kadar soğukkanlı bir şekilde otobüsü, halk otobüsü halk otobüsünü çekiyorsun kenara. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. içinden yani bu hakikaten. Tebrikler James Bond evet. hareketleri yapamayız biz yani. Transporter filmi gibi. Helal olsun abimize. Demi Lovato dün gece güvenilir bir... güvenilir elleri işte bu abimiz. Hı? <laughs> haftanın güvenilir elleri bu, bu şoför abimiz. Merhaba <laughs> lazımsın abi teşekkür ederim. Evet. Euromaster'lı Haftanın güvenilir ve aydınlı şoför abimiz. Demi Lovato ünlü şarkıcı bir açıklama yaptı. UFO gördüğünü ve hmm. yukarı bakarak takibe devam edeceğini söyledi. Don't Look Up. Don't Look Up filminden. Look Up. Don't Look Up filmini hatırlıyor musun? Aa, tabii. DiCaprio. Olağanüstü bir, olağanüstü bir film. Olağanüstü bir film. Saçmalık. Ya biraz sarkastik şey. Ben severim ama o, biraz yordu beni yani izlerken. O, o Twitter ah, saçmalıklarını evet. falan çok güzel anlatmıştı. Yeter dediğim oldu. O yani hashtaglenmeleri, Amerikan televizyondaki habercilik, gerizekalılıklarını falan evet. şahane anlattı. Anlatan çok da güldüğüm bir filmdi. İşte bu da yukarı bakıyorum falan diyor zaten. Tırnak içerisinde. Takibe devam edeceğim falan hesabı. O da güzel bir gönderme yapmış yani. Aynen. Ne demiş? Dünya dışı varlıklar olarak bahsedilmesi gerektiğini düşünüyor. Hayatım boyunca buna inanan biri oldum. Gidip faları ararken her şey filmi. Demir Lovato'yu Reyhan Karacel'e tanıştıralım. Bizim de var böyle bir pop starımız, <laughs> pop sanatçımız. Kendisi e, hatta ziyaret ettiklerini anlatıyor ve bunu dalga geçmek için söylemiyorum. Kadıncağız Reyhan Hanım anlatmak istemiyor bunu hatta. Yani böyle anlatınca rahatsız oluyor. Bunu anlatmak istemiyorum falan diyor ama kendisinin hani ziyaret edildiğini falan da söylüyordu. Bizim toplumumuzda zaten çok yok. Çok ender zaten bu tarz şeyler. Bana geldiler ettiler şeyler. falan. Şeyler. Hani bunu şov olsun diye söylemiyordu yani. Onu hmm. şov olsun diye her gün çıkar televizyona. Her dakika anlatır. Emel Ovata'da bir Reyhan Hanım'la görüşsün. Çok da iyi bir şey olmayabilir yani. Ha? ha. Hadi buyurun. God save the King Charles. Evet, Nasıl ama serbest kürsü. Kral Charles 3. <laughs> Nasıl ama bak şampiyonlar ligi müziği. Şimdi buradan çıkan sonuçlar bir. <laughs> bir, Şampiyonlar Ligi müziği diye aslında size yıllardır Taç Kümet Öğrenim'de çalınan Zadok Priest adlı Hayden'in bestelediği e, ee, bir senfoniyi dinletiyormuşuz. Bu bir. İki, benim size attığım fotoğrafları gösterebiliyor musunuz buradan? <laughs> tamam, koy. Birleşmiş, yani Katar Emimi Tamim'in İki tane fotoğrafını attım. Ee, bir tanesi Birleşmiş Milletler'de ki fotoğrafı. Hadi bizim grubu da mı yoksa? Evet, şey grubu. Birleşmiş Milletler'de her zamanki kıyafet, ihramıyla diyeyim. Kıyafetiyle. Ee, klasik, geleneksel kıyafetiyle yer alıyor. Burada Fırak'ı giydirirler adama. Hmm. Adama Fırak'ı giydirirler. Hanıma şapkayı taktırırlar. Öyle getirirler. Prens Harry'i giydirtirler smokini'ni ve karını da getirme dedirtip getirirler adama. Ee, Kanada başbakanını efendim Avustralya başbakanını hepsini öyle getirirler böyle inci gibi dizdirirler. <laughs> Hepsine de God Save the King Charles dedirtirler. Ondan sonra bana diyor ki Ali Yok İskoçya ayrılacakmış. <laughs> yok efendim. Kuzey <laughs> İrlanda bilmem neymiş. Yok efendim şuymuş yok efendim buymuş. Yani Coronation Tören diye yazın. Coronation'ın taç giyme töreni diye yazın. Ve katılanlara bir bakın. Fırakları giyersin. Takarsın hanımının başına işte asto sülü <laughs> şapkalardan gidersin abi. Sonra Galatasaray'da King Charles'ı Şampiyonlar Ligi müziğini dinlersin. Ondan sonra bir... Topu sallamadan dönersin. Ondan sonra dini inancına göre gibi... <laughs> iki dua edersin. Sağlığınıza duacı dersin Çıkar gelirsin. Ve kolay mı ya? Sonra neymiş? Kraliyet not my king, not my king. Çok tatın. Ha bir de onu da gösterirler. Bak bizde de bir de bu var hani. Not my king gösterileri de var ha filan. Bir de onu da sana gösterirler böyle. Onu da vururlar yani. Yo, yani yo, onu da gösterirler, onu da pazarlarlar. <laughs> onu da pazarlarlar. Coronation'ın geliri 1 trilyon olmuş ha. 1 trilyon pound olmuş. 1 trilyon? Pardon 1 milyar B bir pound 1 milyar olmuş. pound. 1 milyar pound olmuş abi geliri ya. O da Charles Yani daha mesela Harry geldiğinde daha yüksek olur. Harry, pardon William geldiğinde. Bir sonraki gelecek ya. Hmm. Yani o çünkü sevilen biri. O geldiğinde daha yüksek olur. o. Çünkü Diana'nın oğlu falan. <laughs> Anneciğim falan yapar bir de tribe girer. tabii <laughs> cana. Tabii tabii tabii. Güney Kore'de... Yani sevilmeyen yani <laughs> Charles'ta 1 milyar pound. Sevilen William'da kaç olur Allah bilir. Ondan sonra kraliyet kaldırırsın. Ya bu kadar geliri bırakırlar mı ya? Bu kadar geliri bırakırlar mı ya? Kim niye bıraksın abi? Ya, halkın vergileriyle falan. Ne halkın vergisi yüzde iki ya. Herifin zaten kendisi zengin kardeşim. Bunlar cahil. Cahil kardeşim. Bunlar cahil kardeşim. Bunlar cahil. Kardeşim. Bunlar cahil, kardeşim. Bunlar cahil. Okeyle rötarlı konular başladı. Okeyli Okeyle rötarlı kodumuzda bu hafta aslında daha önce de konuştuğumuz bir konunun uzantısı var. Güney Kore'de 120 bin dolar değerinde olan duvar bantımız eseri karnı acıkan bir üniversite öğrencisi tarafından yenildikten sonra duvara çok iyi kabuğunu, kabuğunu geliyor. Konuda. Şimdi bu bence bu arada o aynı duvar. Ama uzun üç günde bir değiştiriyorlar. Kara kararıyor ya. Şimdi bu muzla da ilgili daha önce biz yapmıştık hatırlarsanız bence. Aynen. Bu muza Sarıya gri güzel oluyor. İki, önce onu söyleyeyim. Yani onu siyah bantla falan yapınca... Bence onu, onu yakaladılar zaten. Tabii. İkincisi bu hilal şekli güzel. Yani başka türlü koysan olmaz. <laughs> ee, ya ne diyelim? <gülüyor> <gülüyor> Üçüncüsü bence o da bir sanat eseri. <laughs> Yenmiş buzlak o da bir sanat eseri. Bence mesela bir şey yok... Ee, şey. Benz e, yakıt protestosu yok çevre protestosu. Falan. Aa, al al, al bence en iyi tabii, protesto bu. Tabii tabii. <laughs> Gidip buna bir şey dökeceğine gitsin yesin abi. Yani yenmiş hali de sanat eseri olabilir biliyor musun? <laughs> yani bir sonrakine mesela sırf onu koyalım. Hani yarısı yenmiş falan lazım abi. tabii bence bu orada iş abi. Bu orada hakikaten bu sanatçı bu muymuş? Protesto. Yok. Keşke böyle yapılsa. Bu inceleyen, bu inceleyen birisi. Evet. Ani olay nedeniyle özel önlem almadık. Olaydan sanatçı Catlin'e haber verildi. Ancak yanıt verilmedi. Afiyet olsun demiştir abi. Ne, ne diyebilirsin ki yani? Ya tabii ki öyle bir şey olmamıştır da. Yani o da numaradır <laughs> yani. Okeyle rötarlı konular sona erdi. Bu çok iyi bir tweet. Çok güldüm buna. Robotlar yönetecek bizi. O sırada 5'i 5 beş kuruştan 5 yumurta kaç kuruş eder? 5'i <laughs> 5 beş kuruştan evet. toplam bir... Ha şey... Ee, senle geçen mesajla Girdiniz mi? Ben bu chat GPT diye girdim evet. Ama birçok sorunu yanıtını bir şey. yanlış aldım. Bu arada başka hmm. Kişi de aynı soruyu sormuş. Sonra özür dilerim demiş. Biraz daha böyle sınırlarını ya da istediğin şeyi iyi tasvir etmen yani ya da mesela birkaç dataları tane iyi vermen sordum. lazım. Tamamen yanlış daha. Şey yapıldı. Biraz zor sorular sordum. Ama böyle so soyut değil. Hmm. Mesela ırmak kimdir diye düşün yani. Böyle hmm. sorular sordum. Hani çok net cevap verilecek şeyler. Hmm. Yanlış cevaplar aldım. Bakacağız. Bakacağız. Neyse devam edelim. Bu ne? Evet. Bak bu doğru bir şey. Paralel evrende Serdar Ali Çelikler. bu doğru. <laughs> ne oldu? Ya, aç bakayım. Yok abi burada burada destekliyorum. Londra'da bir şoför yolu kapatan protestoculara arabayla ezmiş. Ha, ayağını ezmiş. Şimdi buradaki Just Stop Oil teşeğini destekliyor. Evet, evet normal, bu. normal bu. Normal, bir protesto. Çünkü neden? Sen diyorsun ki ne diyorsun? Tamam Just Stop Oil. Aynen. Just Stop Oil'in yeri neresi abi? Karayolu havayolu. Efendim işte petrokimya tesisleri. Yakıt. Bunların Testi hepsi evet. tamam. Senin ne işin var abi sumo turnuvasıyla? Ne Londra'da dolgun ha? Şeyle, ee Yok, Rembrandt sanat eseriyle, şeyine, tablolarla. Yani ona karşıyım ben. Şeydi. Yoksa bu doğru bir protesto yani. Peki aynı da böyle şeyler olur abi yani. Diyelim, yani diyelim ki işte Piccadilly Circus var ya oradaki heykel. Oraya boya atıyorlar protesto için. Sen de oradan aynı taksici moduyla geçiyorsun. O zaman misin abi? Pikadilide yok şimdi yolu kapatıyorlar ya ben esmam yani. ben, ezmem ha. Abi, ben ya orada da çünkü bir esere üzerinden gene eser şey duyurmaya yok. çalışıyorlar esma diye söylüyorum. Ben, ben yapmam onu ama şeye karşıyım yani kardeşim buranın oyle ne alakası var sunukıdır gerçekten bir manası yok yani abi, evet, saçma yani. sapan bir şey o müzeye gidiyor. hayır şeyde müzede bir de ben bir şey seyredeceğim abi sen benim niye ne alakası var onun bence bir gün benim seyrettiğim bir şeyle ne ilgim var senin o jazz şeyin Petrolün yani. Bir gün gelsinler de abi Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın müzesine gidip orada bir tane kupaya bir şey atsınlar. <laughs> Görsünler. <gülüyor> Bence o zaman reklam kralı Yoksa mesela bu güzel. Bütün dünya öğrenir evet. onları. Tamam, bu normal abi. Şimdi trafikte keseceksin tabii Cazı Topoyu'yu. Veya havalimanına gitmişlerdi bir kere. Biz de o zaman da destek vermiştik. Casus Topoyu'cilere veya eylemcilere karşı değiliz. Evet. Ama herkes her şeyin bir yeri var ya. Mantık olması lazım. Bir işte mantık olması lazım. Mantık olmayınca geçelim bu işi. Bu arada <laughs> Burası Londra mıymış? Londra'nın neresi tanıdık? Neresi çok anlamadım ben. Biraz daha dışları Üçü falan gibi böyle. Mi? Biraz başka mahalleleri sanki. Adam da ezmiş abi. Bilerek yapmamıştır onu diyelim. Öyle söyleyeyim. Ya yani. o, muhtemelen. De bakalım. Öyledir yani böyle İyi korkutmak için falan gitmiştir İyi çok büyük ihtimal. Herhalde ya burada ya. direksiyon sağda ya sol tarafı görmemiştir o. <laughs> o. Olabilir. Soldan eziyor çünkü. Olabilir. Ama zaten orada öyle bir şey yapmayı bence kimsenin yemez yani. Tabii tabii yok olmaz. Hele ki sen. Bekle sen bekleyeceksin. Türk'sün bekleyeceksin. yani yani. Hazırlıksın çok olmaz o iş. Evet böylelikle bu haftada ah. İzicep'in sunduğu tatavanın sonuna geldik mi? Ne oldu bir derin bir... Bir böyle şey oldum bir rahatladım ya. Canım muz çekti şimdi bir muz mu yesem ne yapsam. <laughs> Önümüzdeki hafta yeniden burada Burası, olacağız. Buradayız evet. Görüşürüz haftaya. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cihaz almanın ve satmanın kolayı İzicep tatavayı sundu.